Hastalığın nerede kaldı bu kadın? Üstadım hasta her an komaya girebilir. Hala oksijen veriyoruz efendim. Buyurun, her an gidebilir. Durumu çok vahim. Ah kadın neredesin? Geldim doktor. Ah bu kadın. Hemen fal açıyorum. Açıyorum. Hastanın midesinde gene bir çatma unutulmuş. Zipon, bir haftadır arıyordum beni çat. Zipon olabilir mi bebeğim? Zipon. Arkasını göremiyorum. Neyse, not alın. Bağırsakları sağlam. Ama 12 parmak bağırsağında... 12 parmak bağırsağında bir karaltı görüyorum. Mutlaka benim kraş makine. Evet. Evet. Evet, kalbi nasıl kalbi? 5 vakte kadar ameliyata alınmalı. Mide boşluğunda... Hayır, karın boşluğunda... Karın boşluğunda... Para görüyorum. Ha. Miras görüyorum. Aileden miras var. Tamam işte senin yeni aldığın arsanın topuzdur mutlaka. Benim künyede düşmüş olabilir. Hayır bakarsın. Olabilir, tartışmayı bırakalım. Ciğerler nasıl, ciğerler ne hale? Ciğerlerin tekini görüyorum. Tekini göremiyorum. Nerede o tek? Öbür tekini köpek ısırmış. Hangi köpek? Bilemiyorum. Doberman mı desem? Kurt mu desem? Kokur mu desem? Bir temiz kuku mu desem? Cinsini göremiyorum. Köpek içeride mi? Hayır. Cinsini göremiyorum, köpek gitmiş. Hoşt mu? Hoşt. 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 Hasta ameliyata alınmalı mı? Alınmamalı mı? İşte mesele bu. Yaşar mı? Buyur efendim. Yaşar. Hasta yaşar. Derhal ameliyat edilmeli. Dayanıklı bir hasta. Çok dayanıklı. Yaşar. Buyur efendim. Gerekli konsültasyon yapıldı. Hastanın durumu meydanda, derhal ameliyata alınmalı. 5 vakitte. Bir dakika, konsantre olmam gerekiyor. Evet, görüyorum, görüyorum. O ne? Göremiyorum. Metrik ayarı yapmam lazım, pardon. Tamam, metrik ayarı tamam. Şimdi bakıyoruz. Ne oluyor? Beyefendi, sizin bol paranız var. Evet. Güzel. Bu servet size halanızdan kalmış. Bakıyoruz ve söylüyoruz. Evet. 4 hamam, 1 trikotaj mağazası, 3 un değirmeni, 5 fabrika. Doğru değil mi? Aa, vallahi bildiniz. Ancak bekarsınız. Aa, bu da doğru. Kalbiniz bomboş. İzdivaç yapacak birini arıyorsunuz. Öyle. Bu kadın çok yakınınızda. Aa. Evet, görüyorum. Görüyorum, pek yakınınızda bu kadın. Peki, bu kadını ben nasıl bulabilirim? Kolay. Yol göstereceğim size, tarif edeceğim. Dikkatlice beni dinleyin. Bu kadının hafif oryalden yanık saçları, röfle meç karışımı, doğal ve natürel bir görünümü var. İri gözler, kırmızı ojeler, tekeş tükeş yüzükler, değişik çaplarda bilezikler takıyor. Yeşilimsi bir şal ve hoş bir hava. İşte kadın bu. Şahane bir kadın. Hafif balık etinde de, zayıfımsı da, hafif şöyle. Bu sesiniz. Yes. Peki bir şey sorabilir miyim? Acaba evleniyor muyuz sonunda? Evet, evleniyoruz. Yıldırım nikahla birlikte 4 fabrikayı da üzerime yapıyorsunuz. Böceğim. Çok mu ciddisiniz? Ya şimdi ben size eğer evlenme teklif edersem siz kabul eder misiniz? Elbette. Elbette kabul ediyorum. Ben şaşırdım. Yalnız elini biraz çabuk tut. Çünkü her an vazgeçebilirim. İşte beni nikah dairesine götürürsün. Görüyorum. Görüyorum. Çabuk ol. Kaçırma bu kadını. Kaçırma. Oh. Sonunda fal mal dümeniyle hem zengin hem şapşal bir koca buldu. Ay kız abla, ben de mi aynı yöntemi kullanıp bir koca bulsam, ha ne dersin?
5 pot daha. Görüyorum. Full roa. Kare az. Çok şanslısınız. Kızınız da çok güzel. Bu hep böyle devam edemez. Kızınız ben diyorum. Çok güzel. Oyunu büyütelim mi? Ne dersiniz? Kızınız çok hoş bir kız. Anneciğim çok mutlu olsun. Pederim kumarda kaybediyor. Neredeyse en son aldığımız ciklet fabrikası da elden gidecek. Korkma evladım. Babanın talihi umarım dönecektir. Son yaptığım hesaplara göre bunun için batmak üzereyiz. Hem pederimin paralarını da götürüyor yani. Evet. Neyse. Aslında baban kumarda kolay kolay kaybetmez. Bu cezmi de buraya daha fazla park etmez. Versin. Full kız. Çok şanslısınız dostum, çok. Ben de bu şans melekleri bana da gülecek. Kızınız da çok güzel. Ya yalan mı dersiniz? Kızınız diyorum, çok güzel. Verecek daha neyiniz var ki aslında? Benim neyim var? Ne olacak? Şimdi kalmadı ama bana biraz kredi verirsin. Öderim sana. Kızınız diyorum Aslı Bey, çok güzel. Valideciğim, ben bu adamın daha evden içeri girdiği anda çok kötü bir insan olduğunu anlamıştım. Hem kör talihli pederim de bütün servetini kumarda kaybediyor. Ya. Aa! Benim altın bileziklerim. Benim altın bileziklerim var. Onları satarız. Yani içeride. Valideciğim, siz ayakta uyuyorsunuz galiba. Uyanınız ve kendinize gelin. Pederim sizin o altın bileziklerinizi, altın bileziklerinizi 3 parça önce satmıştı. Allah Allah. Kulaklarıma inanamıyorum. Ben bayılmak istiyorum galiba. Bence mahsuru yok. Bayılınız. Bayılacağım. Ah! Daha şansınız var mı yerim? Hayır. Hiçbir şansım kalmadı Cezmi. Kumar masasında tükenmek bana yakışmaz. Bana ancak ölüm yakışır, ölüm. İffet ve namusumu ancak bu silahla koruyabilirim. Demokrasilerde çare tükenmez Aslı Bey. Çekin o silahı kafanızdan. Sizin çok güzel bir kızınız var. Kızınızı alırsam bütün borcunuzu silerim. Artık yine namuslu ve iffetli bir iş adamı olarak kalırsınız. Beni ona ver ama kendi canına kıyma babacığım. Hayır babacığım, hayır. Seni nasıl olur da zorla bu dostum kuş cezmiye verir. Bal gibi verirsin babacığım. Hepimiz mantık evliliği yaparız. Allah'ım, ben bunları da mı yaşayacaktım? Allah beni bildiğin gibi yap. Yavrumu, evladımı buralarda kayıp mı edecektim? Sil çocuğum, sil. Her yerde ışıklar bulandı, ıslandı. Bana bak, kuş Cezmi. Kaybettiğim malları geri istiyorum. 5.750 liradan nakit alır, kızımı öyle veririm. Servetinizi geri veririm Aspi Bey. Ama o 5.750 lira ne oldu? Masa parası. Burası çınar gölgesi değil Cezmi. İçtiğim viskinin parası bana mı girecek ulan hıyar? Alacağınız olsun Aslı Bey. Buyurun. 5.750 liramız. Babacığım. Nikah işlemlerine hemen başlansın. Seni çok meşgul edeceğim Selam. Seni ne kadar çok sevdiğimi en kısa zamanda noter huzurunda ispat edeceğim. Gel. Evet. Hayır olamaz. Evlenemezsin. Bakın sevgili Refikam, neden evlenmesinler? Puş Cezmi'den daha iyi damat mı bulacağız? Hayır. Hem mallarını geri verdi, hem 5.750 alan da verdi. İstemiyorum dedim, onlar evlenemez. Ve his yok valideciğim, biz mantık evliliği yapacağız. Olamaz, olamaz. Siz evlenemezsiniz, ısrar ediyorum. Fakat, fakat... Çekilin. Ah, ah.
Eller yukarı. Evlenemeyecekler. Nadide Hanım, lütfen pişmiş aşa su katmayınız. Hala ısrar ediyorum ki onlar evlenemez. Bu izdivaç mümkün değildir. Bak şimdi merak ettim. Niye evlenemiyoruz biz? AIDS de daha bilinmediğine göre ne mahsur olur. Bu hakikati bir ifşa edebilsem. Nadide, Nadide, ifşa etmek zorundasın. Bunu ben açıklayacağım. Uşak. Mardin. Antep. At o silahı elinden. Demek ki alınmasınız. Sus. Konuşma. Konuşmazsan içimde kalır. Tarihi gerçekleri ortaya dökmek zorundayız. Eğer biz görmezsek... Er Meydanı programının sunucusu Uğur Güngeniş gerçekleri elbette gerçek ortaya koyar. Biz de rezil. Şu gerçekleri çok merak ettim. Ben de. Gerçeği ve yalnız gerçeği söyleyeceğime yemin ederim. Sen Serap kızım. Sen oğlum Cesmi. Siz ikiniz kardeşsiniz. Kardeş. Kardeşsiniz. Uşak amca ne biçim konuşuyorsunuz? Saçmaladığınızın farkında mısınız? Anladım. Siz şaka yapıyorsunuz. Hayır. Uşak doğru söylüyor. Fakat nasıl oluyor bir uşak bu iki gencin kardeş olduklarını biliyor ve bunu cüretle söylüyor ve sevgili zevcim siz de bunu kabul etmek cesaretini kendinizde buluyorsunuz. Bunun bir izahatı olması lazım. Ah, evet. Şimdi sıra oraya geliyor. Devam et uşak feci. Devam et. Bu iki genç insan kardeştir. Çünkü bu iki genç insanın babaları ben. Neden? Niçin? Çünkü bu çocukları biz yaptık. Konuş artık Nadide. Evet. Uşak doğru söylüyor. Çocukları Uşak ile biz birlikte oluşturduk. Bu bizim ortak çabamızın ürünü. Onlar kardeştir. Biz bunu bilmiyorduk. Demek yıllardır beni uşakla aldattın. Ve sevgili zevcem bunu benden saklamak cesaretini gösterdi. Demek ben yıllardır koynumda bir uşakla zevcemi beslemişim. Pes ya, pes. Bu çocuklar kimin diye hiç sormadın ki. Ben görevimi yaptım. Hayır baba. Hayır baba. Babacığım. Oğlum. Babacığım. Kızım. Babacığım. Uşak. Demek beni uşağı aldattın. Demek elin uşağıyla beni aldattın. Ben sana nasıl baktım? Yedirdim, içirdim, giydirdim. Kraliçeler gibi besledim. Ah bunu bana nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Bana nasıl ihanet edersin hain kadın? Sakın o kadına bir kötülük etme. Bu kaderin hepimize attığı ortak bir kazık. Hepinizi malikanemden kovuyorum. Çabuk, çabuk burayı terk edin, defolun. Sizi yüzüm görmesin. Bizi sokağa atamazsın eski kocam. Zavallı güzel kardeşim. Ve eli öpülesi anneciğim. Ben çalışır ve sizi geçindiririm. Nah geçindirirsin abi. Sizin paranız bizim kuaför masrafımıza bile yetmez. Ama ben bir yol biliyorum. Ben gideyim artık. Neymiş o yol? Önce seni hemen boşuyorum. Sonra kızım Serap'ı senden istiyorum. Madem o benim kızım değil, onunla evlenebilirim. Anasına bak, kızını al. Meğer ne iğrenç, ne melun bir insanmışsın. Aman anne, bu bir mantık evliliği olacak. Ne şiş yanar, ne kebap. Sen yine eskisi gibi bir elin yağda, bir elin balda oturacaksın. Ne istiyorsun? Serap çok haklı. Sevgili eski zevcem, Allah'ın emri peygamberin kavliyle senden kızını istiyor. Ben. Böylece ben de işten kovuldum.
Yuh be! Kime niyet, kime kısmet. Gitti güzelim bacım. Meğerse kumarda kaybeden aşkta kazanır. Nadide. Teyze. Merhabalar, benim altı krema üstü reçel seyircilerim. Her hafta olduğu gibi yine bu çarşambada karşı karşıyasınız sayın çuku çukunuzla. Sizleri öpüyorum, kucaklıyorum ve hemen sevgili Önder Saçma'dan ilk abuk sorumuzu alıyorum. Evladım, bu ne kılık kıyafet? Güneş. Önder. Midye tava. Evladım neler saçma. Efendim bu, özür diliyorum. Herhalde Önder Saçma'nın saçma bir tatil planından yola çıkılarak yapılmış bir postum. Evladım saçmalama, tatil matil yok. Çıkar o kafandan acayip gözlüklerin. Ne o çıkmışsın iğrenç bir kılık üzerinde çırılçıplak. Yakışır mı hiç bu saygın programa bu kostüm? Neyse artık programı kesmeyelim. Hazır buraya kadar gelmiş. Bu başka bir şey de giymeden gelmiştir üstüne. Şimdi gecikiriz sizlerin karşısında soruları cevaplamak için. Hemen okuyun ilk soruyu. Aman iyi, tamam geçeriz. İlk mektup. İlk mektubumuz bir bayandan gelmiş. Adı Ayfer Kelle. Hı. Bir büfeden sosisli sandviç aldığımda büfeci niye bana? Saralım mı, burada mı yiyeceksiniz hanımefendi? Bana bak, öyle cansız cansız bayat balık gibi okuma onu. Tatilde değilsin. Unut denizi bilge tavalar kızlarımızı. Böyle rezalet efendim, özür diliyorum bu minik münakaşadan ötürü aramızda. Fakat böyle azarlamazsanız bunlar alır başını yürür biliyorsunuz. Doğru dürüst oku. Aman tamam, okuyacağız. Tamam. İlk... Adı Ayfer Kelle. Abuk sorusunu okuyorum. Evet. Bir büfeden sosisli sandviç aldığımızda büfeci niye bana saralım mı, burada mı yiyeceksiniz hanımefendi diye soruyor. Ama bir tamirciye gittiğimizde neden tamirci otomobilinizi saralım mı, burada mı tamir edelim demiyor. Böyle diyor. Seyircimiz. Evet güzel kızım, sen bu meseleye fena takmışsın, haklısın tabii. Artık günümüzde koşuşturmadan, işlerimizden, güçlerimizden her şey fast food dediğimiz böyle hızlı yemekle idare ediliyor. Yavrucuğum sen şimdi gidip de bir büfeye. Yavrucuğum, Sedatcığım, işte bana oradan bir sosisli sandviç ver diyorsun ya, o da sana soruyor, saralım mı, burada mı yiyeceksin? Sen o zaman ona ne burada sar, ne burada yiyeceğim. Ben o sosisin hayranıyım, imzalı bir fotoğrafını istemeye geldim dersin. İşte ben elinde bu heyecanlı olmuş oldum, Sedat da böyle melin melin bakar sana. Canım yavrum benim, evet başka soruya geçelim. Ah, bu sorumuzda Antalya'da tatilini geçirmekte olan Helga... İstanbul'lu bir seyircimizden geliyor efendim. İhsan Yıkadayat. Şunu soruyor. Sokakları kazan İSKİ, kazdıkları çukurun başına şöyle bir tabela koyuyor. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Benim merakımı cezbeden mesele şu. Madem bu beyefendiler bu kadar çevreyi rahatsız ettiklerini biliyorlar, özür dilemekle bu iş hallolmuyor. Neden evlere teker teker gidip pasta, masta yani bir şişe viski gibi ikramlarda bulunup kendilerini affettirmiyorlar diyor efendim. Buyurun cevabınız. Evet, çok güzel. Yalnız İhsan Yıkada Yat'tı değil mi çocuğum? İhsan Yıkada Yat Beyciğim, bu aslında bence yeterli değil. Yani sloganın değişmesi lazım son zamanlarda. Mesela İSKİ'ciler şöyle sloganlar kullanmak zorundalar. Efendim, işte sizden aldığımız paraları sağa sola saçtığımız için, bazı partilere yardım ettiğimiz için, müdürlerimizin İsviçre bankalarında açtırdığı yüklüce hesapların sizlerde yarattığı geçirici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz deseler bence çok daha uygun olacak. Öyle değil mi yavrum? Anlamadın sen tabii. Hadi. Bu sorumuzda bir bayan izleyicimizden geliyor. Mücella Tertemiz. Reklamlarda yıka ve çık deniyor. Ben yıkıyorum ama canım dışarı çıkmak istemiyor. Bunu da bir türlü anlayamadım. Bana yardım eder misiniz? Buyurun efendim. Efendim, bu tertemiz seyircimi öncelikle kutluyorum. Gerçekten. Belki diyeceksiniz ki aman siz sayın Çokuçuk, her mektubu bu kadar çok beğeniyorsunuz. Hepsine teşekkür ediyorsunuz ama bu sorunun yeri benim için ayrı. Çünkü benim de uzun süredir kafamı kurcalayan bir konu bu. Şimdi efendim şöyle açıklayayım size. Bu ters düşünülmüş bir slogan. Yani niçin yıka ve çık? Bu ters bu. Çık ve yıka olacak bu slogan. Bu da niye olacak şimdi size açıklayacağım. Efendim çıkmak. Çıkmak ne çıkmak? Sorarız mesela birbirimize. Efendim bugünlerde fazla düzenli olarak dışarı çıkamıyorum. Ya da ne bileyim doktor sorar. Bugün kaç defa dışarı çıktınız? Şimdi siz hiç önce yıkanıp sonra çıkar mısınız? Ters düşünülmüş bir şey efendim bu. Böylece bunu düşünürseniz sanıyorum doğruyu bulacaksınız. Tebrik ediyorum sizi, öpüyorum sayın tertemiz. Hep böyle tertemiz olun. Evet çocuğum.
Bir mektubumuz daha var efendim, onu okuyorum ben. Dinliyorum çocuğum. CKNPPMYTX yumuşak ye rumuzlu bir mektup. Güzel, rumuz güzel. Herhalde sorumuz da yeterince abuktur. Evet, inşallah. Bu seyircimiz şunu soruyor efendim. Ben kapalı bir ortamda büyümüş bir kızım. Hı. Ayıp olacak ama şunu sormak istiyorum. Bebek yapmak için ne gibi şeyler gerekmektedir? Güzel bu. Bu sorumuzu da şöyle cevaplıyorum. Aslında bu güzel genç kızımız bizi Haydari Dümen'le karıştırmış ama neyse, biz yine de bu abuk soruyu cevaplamada ne deneyeceğiz. Şimdi güzel yavrucuğum, bebek iki kişinin imalatıyla yapılan bir şey. Yani bir kadın ve bir erkeğin ortak çabasıyla meydana gelen bir şey. Şimdi bebek imalatçısı olmak için ruhsat, diploma, noterden nüfus sureti falan gerekmiyor. Böyle bir şey gerekmiyor. Ancak çiftler evli olmak zorundalar. Aksi takdirde gayri kanuni bir imalat oluyor. Verilen bebek iade edilmiyor ve TSE damgalı olması da şart oluyor bebeklerin. Bilmem anlatabildim mi bu abuk soruyu da, böylece sabıklayabildim mi, değil mi yavrucuğum? Hocam yani muhteşemsiniz yani, bu kadar olabilir yani. Ben yeni bir soruya geçiyorum. Hanımefendi, ayın kaçı oldu? Hala apartman aidatınızı da ödemediniz. Ne zaman aidatınızı ödeyeceksiniz? İcrayı mı verelim diyorum. İmza apartman yöneticisi Şükrü Şumama. Bu sizin apartman yöneticiniz galiba, değil mi? Sen önümüzdeki 10 sene içinde hiç tatile çıkamayacaksın, bunu biliyorsun değil mi? Diye? Evladım, niçin saçmalıyorsun? Şahsi mektuplar kutusunu oraya koymadın mı? Kırmızı çiçekli kağıtla kaplamadın mı? Şahsi mektupları oraya atacaksın. Ama diye. Buraya gelmiş. Bu ne biçim bir... Bu kafana bunlar böyle hodoz gibi takmaktan olmuyor bu iş. Üstüne başına ciddi bir şeyler değil, mektupları... Hayır çocuğum. Siz de ayıp ediyorsunuz ama ona. Göndermeyin diyorum böyle mektupları. Apartmanın kapısını iki kere tıklatın, konuşalım. Çünkü ben rica edeceğim yani. Bu kadar burada ciddi bir iş yapıyoruz. Altımın önünde beni bu kadar rezil isteyeceğiz. Bakın İhsan Bey, tahlilleri yaptık, elektronunuzu çektik, röntgenleriniz de çekildi. Kalbinizi çok yormuşsunuz efendim, biraz dinlendirmek lazım. Ya çok mu kötüyüm doktor? Yok, çok sayılmaz ama yine de söyleyeceklerimin kelimesi kelimesine uymalısınız. Yani uymazsam ölür müyüm yani? Evet beyefendi. Birincisi şu sigarayı ilk önce söndürmeniz. Buyurun efendim, söndürün şunu kül tablasını. Tamam, söndürürüm, bırakırım. Tamam. İkincisi İhsan Bey, alkolü de bırakacaksınız. Tamam, bırakırım. Üçüncüsü fazla yemeyeceksiniz. Devamlı pehriz yapacaksınız. Böyle ağır, yağlı yemekler yemeyeceksiniz. Tamam doktor, bırakın. Hı hı. Çok iyi. Allah Allah. Bu ne güzellik böyle. İşte kadın ya. Muhteşemsiniz. Ben sizi çıldırırım. Manyak olurum ben, manyak. Lütfen, 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 lütfen. Konca bilim, sümbilim, bilim. Allah. Yani siz de doktor çok şanslısınız. Vallahi çok şanslısınız. Ay. Lütfen beyefendi, bir dakika. Ay. Ah, ah. Yani doktor bir Allah sizi inandırsın. Şuram çok fena oldu. Bakın İhsan Bey, dördüncü ve son uyarımsa, eğer bir daha hemşireme sarkarsanız bu sizin sonunuz olur ve ölürsünüz. Ama doktor, vururum lan seni. Ulan hemşireme sarkanı vururum lan ben. Tamam, bıraktım. Nilgüncüğüm, bir hastalık yemi gezisine çıktı. Neler yaptın anlat bakalım. Ah, çok güzel geçti. Pazartesi günü, şimdi geminin ilk günü, pazartesi günü geminin yakışıklı kaptanıyla tanıştı. Salı günü kaptan beni akşam yemeğine davet etti. Çarşamba günü bütün günümü kaptanla geçirdim. Perşembe günü kaptan bana aşık olduğunu söyledi. Çok heyecanlı. Cuma günü eğer onunla birlikte olmaksam içinde 1000 kişi olan gemiyi batıracağını söyledi. Cumartesi günü içindeki 1000 kişinin hayatını kurtardı. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yurdumuzda hava sıcaklığı giderek artıyor. Beklenen sıcaklığa sıkıntı geliyor. İstediğiniz kadar soyunup döküp açılabilirsiniz. Batı bölgelerimizde mini etekli bulutlar ve seksi yağmurlar gözüküyor. Karadeniz bölgesinde Natasha'lar yüzünden her evde fırtınalar devam ediyor. Daha ne mi olsun? Havalar nasıl olursa olsun, siz sonunuz iyi olsun. Hoşçakalın.
Ay ben ne yaptım kameraman bey? Ay ben müzik söyleşisi sunacaktım. Hava durumunu okudum. Evet sevgili seyirciler. Şimdi hepinizin çok yakından tanıdığı ve çok sevdiğiniz bir megastarı sunuyorum sizlere. Levent Ersoy. Hoş geldiniz Sayın Ersoy. Hoş bulduk. Sayın Ersoy, çok yoğun çalıştığınızı biliyoruz. Kaset çalışmaları, sahne çalışmaları, televizyon programları. Bütün bu çalışmalarınız arasında kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Maalesef çok zor çocuğum. Çok zor vakit ayırıyoruz. Bizim gibi megastarlar için kendine vakit ayırmak diye bir şey yok. Her şey halk için, her şey insanlık için, her şey sanat için. Ay Ersoy, Sayın Ersoy, sizin kimileri ne çok hayranınız vardır. Hem de ne ateşli hayranlarınız değil mi efendim? Tabii efendim. Ateşli hayranları olan megastarların başında tabii ki ben geliyorum. Çok ateşli hayranlar. Ah evet efendim, ben böyle bir şey biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Başınıza polisiye bir olay gelmişti. Değil mi? Efendim bilmeyen seyircilerimiz için o polisiye olayı biraz açıklar mısınız? Açıklayayım çocuğum, şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz bizler gazino sahnelerine çıktığımızda sevgili halkımız bize olan sevgisini bir takım hediyeler göndererek ifade eder. Çiçekler gönderirler, yüzükler gönderirler, küpeler, kolyeler gönderirler. Bir hayranım da bana kurşun hediye etti. Ah ne facia, yaralandınız. Küçük bir yara. Oldu tabii. Bu faciayı anlatır mısınız? Nasıl oldu? Ne oldu? Aslında üzücü bir olay gibi gelse de size hiç önemli değil. Hayranım ne de olsa hiç önemli değil benim için. Nasıl cereyan etti efendim? Cereyan etmesi hiç önemli değil. Halkım için her şey. Canım kurban olsun size hayranlarım. Ah Levent Hanım, bu şarkı bana son kasetinizdeki ablan kurban olsun bana'yı hatırlattı. Yine ben nasıl yaptınız? Bu şarkı nasıl oluştu? Evet çocuğum, şöyle oluştu, açıklamaya çalışayım. Efendim ben küçük bir çocukken, ayıptır söylemesi, çok güzel bir çocukmuşum. Çok alımlı bir çocukmuşum. Maşallah efendim. Maşallah. Efendim büyüklerim hep beni ablan kurban olsun sana diye severler. Ben de küçükken düşünürdüm, büyüdüğüm zaman ben de küçüklerime ablan kurban olsun sana diyebilecek miyim diye. Ama uzun yıllar diyemedim. Peki efendim, daha sonra neler yaptınız? Daha sonra kaset çalışmaları, musiki çalışmaları bütün hızıyla devam etti. Rabbime şükürler olsun, yüce Rabbime şükürler olsun ki bugünlere, buralara eriştik. Efendim, buraya kadar gelmişken rica etsek bu muhteşem şarkınızı, ablan kurban olsunu lütfen seyircilerimiz için söyler misiniz? Söylemez miyim? Söylemez miyim? Bir kere daha kurban olsun ablanız size. Görmedi şu beni yar, görmedi hiç böyle güzel. Sana öyle bir yandı ki, yandımlardan daha benzer. Veda olsun canım sana, yeter ki gel kollarıma. Veda olsun canım sana, yeter ki gel kollarıma. Bırakma hiç ellerimi, sıkı sıkı sarılma. Bırakma hiç ellerimi, sıkı sıkı sarılma. Kurban olsun ablan sana. Saç yapayım saçlarıma, al kalbimi gel yeter ki gül dökeyim yollarımı.
değil kollarım. Bırakma hiç ellerimi. Sarılma, bırakma hiç ellerimi. Sakın sakın sarılma.